Selam millet, ben Erkomreit. Kindergarten'a tekrardan hoş geldiniz. Nasıl sıçtığımdan bulmuş yani, masla mı? Evet. Kindergarten'ın ikinci bölümüyle birlikteyiz. İlk bölümde tüm okulu yok ettim hatırlarsanız. İkinci bölümde ne yapsam ama. Ne yapsam bilmiyorum açıkçası. İpuçları. Jerome Sindia'da öğretmenin görevlerini bitirmek istedim. Jerome Sindia'da öğretmenin görevlerini bitirmek özel bir eşya gerektirmez diyor. Peki. Okul bahçesinde Bugs'tan kurtulman gerek. Güne 3 dolardan fazla parayla başlayacaksın. Monty'den etkinlik zamanından önce 3 adet eşya almalısın. Jerome'a etkinlik zamanında yoyo verirsen seninle konuşacaktır. Hazır tuvaletini almaya gidene kadar sigara satın almalısın. Peki. Bugs'ın ismini verin başa. Tamam, bu sıralamayı hallettik zaten. Bu halledilmiş bir sıralama. Tamam. Her şeyi daha net anlıyorum şu an. Her şeyi anladım. Tamam. Neden Bugs'ın görevini yapmıyoruz diyeceğim de Bugs'ın görevini yapabiliriz sanırım. Hadi Bugs'ın görevini yapalım. Al bunu al. İzin okula götür. Bugs'ın görevini yapmak için yanımda para olmasına gerek var galiba. Sanırım ama emin değilim, bakayım. Bugs ispitli ama kavga çıkarmayı kabul etme. Okey. O zaman paramı verin bana. Hadi 10 dolarla gidelim. Anaokulunda başka bir güne hazır mıyım? Hazırım. Bugs gel döv beni. Ya dövme beni. Evet, param var. Al. Hocam. Manşet olay var elimde falan. Ya E'ye basmayacaksın. Ben bayan Applegate. Gerçekten mükemmel öğretmenlik. İlk bölümde böyle seslendirmemiştim bunu. Bıçağı atsam ne yapabilirsin ki? Al. Yapmasana iyi edersin. Nugget böyle şeylere tolerans göstermez. Nugget tahmin et ne, bıçağı atıyorum. Kaç, kaç oradan, kaç oradan. Nugget sana bir şey yapacak. Ama... Hayır ya, kaç oradan işte, geri zekalı. Nugget hayır dedi. Al işte, düştün. İçini gir... Günü tekrarla abi. Gıcık, gıcık herif. Tamam, o zaman Cindy'nin görevini yapalım. Böylece Cindy'den çiçek alıp Nugget'ın görevini yapmaya devam edebilirim ki diye düşünüyorum. Cindy'nin görevi için Bugs'tan dayak yemem lazım. Sonra Bugs'ı okuldan attırmam lazım diyebilmekteyim. Al bakalım. Ya da Nugget'a büyüteci getirsem sonra Nugget da bana o makineyi verir mi? Peki bunun riskine değer mi? Sanmıyorum ya. Değmez gibi. Şöyle ipuçlarından bakacağım hemen. Okul bahçesinde Bugs'tan kurtulman gerek. Tamam. Hocam. Bugs paramı çaldı. Ne alacağım? Tamam. Evet, arkadaş olabilirdik tabi. Ama arkadaş olduktan sonra da yani gene ben ölüyorum. Hani belki ama hayır. Tamam, bu beklenmedikti. Ama buna saygı duyuyorum. Günün geri kalanını güzel geçir. Olur, geçiririm. Şimdi bak, bana geçirdiler. Hey tatlı şey, ben Cindy. Erkek arkadaşım olmak ister misin? Bak, sen yine ayrıldın. Olur. Bunu duymaya bayılıyorum. Okuldaki en tatlı çift olacağız.
Ama öncelikle benim için bir şey yapmalısın. Ne gibi bir şey yapmalıyım? Şu kızı görüyor musun? O Lili. O şimdiye kadar görüp görebileceğin en çirkin, en iğrenç kızdır. Bu sakızı alıp etkinlik zamanında onun kafasına yapıştırmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Oli harika olacak. Sonunda hak ettiğini bulacak. Tıpkı kardeşi beni terk ettikten sonra olanlar gibi. Bunu yaptıktan sonra benimle konuş. Tamam. Kardeşine ne oldu ki? Duymadın mı? O kayboldu. Onun kaybolması benim köpeğim Biscuit'in kayboluşunu gölgede bıraktı. Sanırım ona benden daha fazla değer veriyorlar. Köpeğin de mi kayboldu? Ama ben sana değer veriyorum diyeceğim o şey. Evet bu yüzden. Evet bu yüzden etkinlik arkadaşı... Evet, bu yüzden etkinlik zamanında gidip o kızın kafasına sakızı yapıştıracaksın. İşi bitirdikten sonra benimle konuş. Tamam. Başka bir şey yapabilir miyim burada? Sanırım hayır. Tamam çocuklar, güne başlıyoruz. Herkes etkinlik zamanı için içeri girsin. İçeri giriyorum. Günaydın çocuklar. Tamam, günaydın. Lili ne haber? Ağzım yüzüm dağınık biraz ama. Ben artık etkinlik arkadaşı olayını yapmıyorum. Kardeşim Billy normal etkinlik arkadaşım olurdu ama kayboldu. Ben sana bir hediye getirdim dedi. Nedir o? Al. Sen az önce... evet yaptın. Saçıma sakız yapıştırdın. Bu çok kaba. Bunu yapmanı isteyen Cindy'ydi değil mi? Umurumda değil. Beni yalnız bırak. Uzaklaşıyorum. Cindy hallettim. Yaptın mı? Aman tanrım yapmışsın. Vay be. Ne oldu? Ne söyledi? Ağladı mı? Bahse girerim ağlamıştır. Ağladı. Ne kadar kötü bir insansın. Evet, çok mutluyum. Şimdi benim etkinlik partnerim olabilirsin. Ki bu da beni senin... Bu da seni benim erkek arkadaşım yapıyor. Erkek arkadaşım olarak benimle evcilik oynama şerefi kazandın. Ne büyük bir şeref. Ama bunu yapmadan önce senin yüzünü temizlemen gerek. Hiçbir erkek arkadaşım benim üstüme kan bulaştırmadı. Ve bulaştıramaz da. Tuvalete git ve yüzünü yıka. Ben oyun evine alacağım. Ben tuvalete gidiyorum. Oh, hayır, hayır, hayır. Yüzün kağıdı olmadan sınıfı terk edemezsin. Tuvalete gidebilir miyim? Bilmem, gidebilir misin? Tuvaleti kullanabilir miyim efendim? Şimdi doğru şekilde sorduğun için tabii ki kullanabilirsin. İşte tuvalet iznin. Teşekkürler. Sadece işini hızlıca hallet, olur hallederim. Ne yapıyorsun lan? Sivilceli. Hop bakalım küçük adam. Seni geçebilmek için iznini görmem gerek. İşte iznim. Tamam, seni geçireceğim. Ama tuvaletin dilesine gidemezsin. Sıkıntı yok zaten tuvalete gideceğim. Gidemez miyim? Gidemez miyim? Gidemez miyim? Belki giderim. Tamam neyse. Bu bir lavabo. Sen ne yaptın? Ne oluyor küçük çocuk? O torbalarda ne var? Hangi torbalarda? Ben torba göremiyorum. Şu torbalarda. Aa, bu torbalarda. O aptal kafana takman gereken bir şey değil. Şimdi kaybol. Kanıyor. Aa, evet şey, kanama... Söyle bakalım, mahkeme kararıyla çocuklardan her zaman bir paspas kadar uzakta durmam gerektiğini biliyor muydun? Bir paspas uzakta. Bunun kanamayla ne alakası var? Aslında çok alakası var, eğer ne demek istediğimi anlıyorsan. Ben uzaklaşayım en iyisi. lavabo. Görüşürüz abi. Hey, o torbalara dokunma. Tamam, özür dilerim. Geri dönmüşsün. Dönmeyecektim ben ya. Şimdi bu tuvalet izini alıyorum. Etkinlik zamanına geri dön. Tamam. Ne haber şimdi? Gözüm mor ama olsun. Eve hoş geldin kocacığım. Eve hoş geldin kocacığım. Umarım iş çok yorucu geçmemiştir. Çünkü bugün akşam yemeğini sen yapacaksın. Sanırım arabada bir şey unuttum. Evet, ben yapacağım. Ve ondan sonra da... Sen yine içtin mi? Hayır, sadece yorgunum. Evet. Eminim öylesindir. Zaten her zaman çok yorgun oluyorsun. Madem yorgunsun, o zaman bunu üflemekten çekinmezsin ha? O bir alkol metre mi? Emin olabilirsin. Ve eğer 001'den daha yüksek üflersen, sponsorunu ararım. Testi yapacağım. Güzel, üfle bakalım. 032 mi? Sen sarhoşsun. Bunu bana nasıl yapabildin? Artık içmeyeceğini söylemiştin. Daha kendine bile bakamazken nasıl baba olacaksın? Baba olmak. Ben... sen hapisteyken... Ya muhtemelen senden değil.
Üzgünüm. Sanırım benim de bazı problemlerim var. Beni aldattın mı? Sadece bir seferdi. Yalnız kalmıştım. Sen benim için burada değilken o buradaydı. Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Lütfen sinirlenme. Bunun üstesinden gelebiliriz. Ben seni hala seviyorum. Boşanmak istiyorum mu desem? Yoksa bunun üstesinden gelebiliriz mi desem? Ya gerçek hayatta böyle bir şeyle karşılaşsam ne derim? Hiçbir fikrim yok. Ama oyun bu kızın suyuna gitmemi istediği için bunun üstesinden gelebiliriz diyeceğim. Öyle mi düşünüyorsun? Hayır, seni iğrenç var. Evet. Vay be. Alkolik olman dışında çok iyi bir insansın. Bebek hakkında ne yapalım? Bizimle kalsın. Bunu yapman çok harika. Teşekkürler. God! Ya, ben değil bu yani. Sıkıntı yok. Vay be. Uzun zamandır evcilik oynarken böyle eğlenmemiştim. Harika bir erkek arkadaş olacaksın. Benimle öğle yemeği yemeni istiyorum. Olur, yerim. Muhteşem, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ay, yoruldum ya. Tamam çocuklar. Öğle yemeği çalıyor. Öğle zili çalıyor. Hadi güzel bir yemek için yemekhaneye gidelim. Bugün laf olduğunu duydum. Ne kadar heyecan verici. Hadi yemekhaneye gidelim. Geldim. Merhaba. Hey tatlı şey. Sana yer ayırdım. Yiyecek bir şey bul da benimle otur. Tamam. Lapa alayım. Ne haber genç? Öğle yemeği için lezzetli ve sağlıklı bir lapa ister misin? Başka bir şey var mı? Menü yeni sağlık düzenlemeleriyle kısıtlandı. Bir çikolatam var ama almak ister. Sen çok pahalı. $10 mı? Oha, boşver siktir et. Abi almayacağım. Hayır amına koyayım. Normal lapaya gel. Normal lapa alacağım. Heh. Bir tane lapa alacağım. İşte buyur, keyfini çıkar. Ve ikinci istemekten çekinme. Bayağı lapa var. Belli oluyor, kimse yemiyor mu? Evet. Lapam var. Ha güzel. Şeyi düşünüyordum da. Ah kahretsin. Aptal annem bana vegan olmayan bir şeyler vermiş. Ama ben vegan olduğumu biliyor olması lazımdı. Bazen o kadına dayanamıyorum. Ha. Hey tatlım. İyi bir sevgili olup bana vegan bir şey getirebilir misin? Vegan bir şey? Aynen, bilirsin. Şey gibi. Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama iyi bir şey olduğunu biliyorum. Diğerlerine sor ve bana vegan bir şey bul. Bu arada lapa vegan değil. Tamam, denerim. Monty'de vardır kesin. Benimle görüşmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Bir şey almak istiyorum. Neler var? Salata. Salata vegan. Bisküvit de vegan olabilir. Belki. Ve ayrıca... O bisküvinin neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ben Cindy'ye bisküvi yedirmek istiyorum. Çekil nakit. Bisküvi topları. Bisküvi toplarım. İçinde ne var? Ha ne, bir dakika. Pardon. Benim kendi tarifim. Bu tarifi yakın zamanda olan bir olaydan sonra oluşturdum. Hangi olay? O bilirsin. O küçük kızın köpeği. Ona köpeği okula götüremezsin dedim. Sonra annesi olana kadar odama kilitledim. Çocuğu mu? Ha köpeği. Küçük şey beni ısırdı ve kaçtı. Evet, o kaçtı. Köpeği mi yiyorsun? Ne? Hayır, saçmalık. Köpeğin adının bisküvi olması sadece bir ironi. Sadece unut gitsin. Gözümün önünden kaybol. İyi, öyle olsun. Ne kadarlar? Tanesi $1. Bana sorarsan güzel bir teklif. Ve eminim arkadaşın Cindy denemeye bayılacaktır. Eminim bayılacaktır. Hadi bir tane bisküvi topu alalım Cindy için. İşte genç adam. Şimdi git ve bunu Cindy'ye ver. Tamam. Çekil nakit. Al. Bu vegan mı? Emin misin? Evet. Tamam. Sana güveniyorum. Niye çim biçme makinesi ses çıkardığımı bilmiyorum. Şunu taklit etmeye çalışmıştım. Hey, bu şey güzelmiş. Bana biraz köpeğimi hatırlattı. Bana bunu getirdiğin için teşekkürler.
Sorun değil. Bugün bana çok iyi davranıyorsun. Muhtemelen karşılaştığım en iyi eğitimli erkeksin. Senin teneffüste bir şey için kullanmalıyım. Bir fikrim var. Nedir? Lin'in kafasındaki sakızın duruşu çok güzel. Ama belki oraya başka bir şey daha koyabiliriz. Ne demek istiyorsun? Jerome bana temizlikçinin odasında nasıl iğrenç şeyler olduğunu anlatmıştı. Belki de orada Lily için bir şey bulabiliriz. Orası kilitli olmuyor mu? Sen onu dert etme. Bak bende ne var? Anahtarın mı var? Evet. Benim de birkaç numaram var yani. Ben gidip şu teyzeye parasını vereceğim. Sen de git o pis odadan bir şeyler bul. Oh, şu aptal şey tuvalette sigara içiyordur kesin. Oraya girmezsen sıkıntı olmaz. Tamam. Öğle yemeği neredeyse bitecek. Yani oradayken zil sesini dinle. Temizlikçi zil çaldıktan sonra kısa bir süre sonra oraya gelir. O yüzden oyalanma. Hadi yapalım şunu. Gidebilirsin, hızlı ol. Tamam, koşuyorum. Çok kötü insanlarız. Bu temizlikçinin odası, kapısı kilitli. Kapıyı açacağım. Merhaba, çalıntı şeyler. Bu kova yukarıdaki şu şeyden gelen kanı topluyor. Birinin kafasına dökmek için oldukça iğrenç bir şey olabilir. İğrenç, tabii ki iğrenç. Ama ve lakin ki... Hiçbir şey aldım, tamam. Bir şey hatırladım da onu siktir et sonra yapacağım. Kovayı al. Oh, lapa seni cırcır mı etti? Bunun için üzgünüm. Umarım düzelmişsindir. Tüm diğer çocuklar teneffüse çıktı. Senin de çıkman gerek. Tamam. Şimdi ben aldım. Buldun mu? Kan dolu bir kova buldum. Aman tanrım. Bu muhteşem. Çok iğrenç. Kimin kanı acaba? Boşver, bilmek istemiyorum. Ben de. Sen harikasın. Yukarıya çık da onu çağırayım. Pozisyona geçiyorum. Hey Lily, buraya gel. Sana bir şey göstermek istiyorum. Beni neden yalnız bırakmıyorsun Cindy? Beni taciz etmenden bıktım artık. Sana bir şey yapmayacağım. Arkadaş olabiliriz. Sen buraya gel. İyi peki. Ne oldu? Sana dökerim. Neyse, düzgünce halledeceğim. Oy, kafasına kovayla vurdum bile. Aaa! Sen az önce sen ve senin erkek arkadaşın beni ne tuzağa düşürdünüz. Bundan bıktım artık. Çok uzun zamandır beni acınası hallere düşürüyorsun. Hadi. Bence kırmızı sana çok yakıştı. Sen çok kabasın. Artık buna dayanamıyorum. Elveda zalim dünya. Vay canına. O delik çok derinmiş. Öldü mü dersin? Boşver, umurumda değiliz. Sen oradan aşağı gelmelisin. Geleyim. Bu harikaydı. Beni bugün çok mutlu ettin. Bu çiçeği almanı istiyorum. Aynı benim gibi sevimli. Bu şekilde her zaman benim bir parçamı yanında taşıyacaksın. Teşekkür ederim sanırım. Şimdi göster anlat için en iyi şey sende. Tanrım çok mükemmelim. Üf, öylesin sanırım. Yani öyleymişsin. Oh tanrım, bir yer aldı mı? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Nugget kızın nereye gittiğini gördü. Nugget biliyor. Kapı şeyini Nugget. Hiçbir şey görmedin. Nugget, senin o garip ailen hangi tanrıya inanıyorsa ona yemin ederim ki eğer Lily senin kazdığına deliğe düştüyse onun peşinden seni de iteceğim. İteceğim. İteceğim tek ya. Nugget öğretmene bu keyfi yaşatamayacak. Öğretmen Nugget'ı asla hayattayken kalayamayacak. Vay, delik çok derinmiş. Dibini bile göremiyorum. Temizlikçinin onları buradan çıkarmak için bir merdiven getirmesi gerekecek. Aa, Bay Temizlikçi! Geliyorum, geliyorum. Buradaki problem nedir bayan koca memeler? Abi inanamıyorum ya. Adım Applegate. Ve iki öğrencim bu çukurun içinde tıkılı kaldı. Geri kalanını da içine sokmamı istiyorum. Geri kalanını da içeri sokmamı mı istiyorsunuz? Hayır, senden değil içindekileri dışarı çıkarmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? Bu daha sıkıcı ama senden yapabilirim. Biraz zaman alır ama. Delinin içinde olmayanlara kafamın karışmaması için içeri soksanız iyi olur. Çok güzel. Tamam çocuklar. Bugün teneffüsü biraz kısa keseceğiz. Hadi göster vallahi için içeri girelim. Umarım herkes güzel bir teneffüs geçirmiştir. Hadi şimdi göster vallahi için hazırlanalım. Neden sen başlamıyorsun? Ne getirdin bakalım? Bir çiçek. Bir çiçek mi? Bu çok sıkıcı. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin ki zaten? Sıkıcı falan değil. Bunu ona tüm gün boyunca çok iyi bir erkek arkadaşı olduğu için verdim. Güven bana, bu sıkıcı. Seni atlayıp daha ilginç birine geçeceğiz. Tamam, sıradaki kim? Bunu geçmek çok da zor olmayacak, bu yüzden utangaç olmayın. Peki.
Evet çocuklar, bu güzel bir gösterme anlat oldu. Aa, işte zil çalıyor. Umarım bugün eğlenmişsinizdir. Yarın görüşürüz. Lütfen görüşmeyelim ya açıkçası. Çiçeği herkese göstermen çok inceydi. Gerçekten en iyi erkek arkadaşımsın. Çiçek sonsuza kadar sende kalabilir. Neşe. Yarın görüşürüz sevgilim. Sonra görüşürüz. Sinirin çiçeği. Bu çiçek Bugs'ın görevini yapmamızda Nugget konusunda yardımcı olacak. Ama bir sonraki Kindergarten bölümünde olacak bunlar. Çünkü yoruldum artık ve bölüm yarım saati geçti sanırım. Emin değilim ama geçmiş olsa gerek. Evet. Evet. Daha fazla Kindergarten izlemek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Daha fazla böyle visual novel tarzı eğlenceli veya korkutucu oyunlar izlemek istiyorsanız yine kanalıma göz atabilirsiniz. Ve Kindergarten'ı kendiniz oynamak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Çok hızlı konuştum. Neyse o zaman ne diyelim. Yine çiçeklerin olduğu, yine bıçakların olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.